Merhaba arkadaşlar. Fitopatoloji dersimizin 9. bölümünde konumuz bitkilerde hastalığa neden olan parazitik bitkiler ve yeşil alpler. Bu programda yurdumuzda sorun olan çiçekli parazit bitkilerin ve yeşil alplerin özelliklerini ve bunlarla mücadele yöntemlerini ele alacağız. Dilerseniz çiçekli parazit bitkileri tanımlayarak başlayalım. Bir bitkinin diğer bir bitki üzerinde onun zararına olacak derecede su ve besin maddelerine ortak olmasına parazitizm. Bu asalak bitkilere de çiçekli parazit bitkiler denir. Eğer parazit bitki konukçu bitkinin köklerinden besleniyorsa bunlara kök paraziti, gövde veya dallarından besleniyorsa bunlara da gövde paraziti denir. Fotosentez yapmayan klorofilsiz bitkilere tam parazit bitkiler, klorofili bulunduğu için fotosentezi kendi yapan bitkilere ise yarı parazit bitkiler denir. Parazit bitkiler konukçu bitkilerini çoğunlukla öldürmez ama onların verim ve kalitesinde ciddi kayıplara yol açarlar. Parazit bitkilerin en tipik özelliği emeç adı verilen beslenme organlarıdır. Parazit bitki tohumu konukçusuna çok yakın olduğunda ve uygun koşullarda etilen biyosentezini başlatarak çimlenir. Tohumların çimlenmesiyle oluşan radikula yani kökçük konukçu dokusuna doğru uzayarak ona tutunur ve konukçu dokusu içinde emeç oluşturur. İletim demetlerine ulaşarak oradan beslenmeye başlar. Parazit bitkinin parazitlendiği bitki dokularına bağlandığı kısım dışındaki bütün dokuları gözle görülecek biçimde dışarıdadır. Yurdumuzda ekonomik olarak önemli olan çiçekli parazit bitki türü sayıca azdır. Bunlardan biri yarı parazit bitki olan ökse otudur. Bu bitki kavak, ardıç, söğüt, meşe, elma, armut, ahlat, kuş, ıhlamur, alıç, erik, kayısı, badem Ceviz, fındık, kestane ve çamgiller familyasından pek çok ağaç üzerinde yaşarlar. Ağaçtan ağaca ve daldan dala kuşlar yardımıyla taşınırlar. Ökseotu bitkiyi zayıflatarak normal gelişmesini engeller ve bazen de tamamen kurutur. Bunun yanında dal ve gövdelerde şişlikler oluşturarak bu kısımların kerestelik değerini düşürür. Çamlarda gövde çapı daralmasına ve anormal reçine kanallarına yol açarlar. Ökse otuyla mücadele yolları, ökse otuna dayanıklı bitki tür ve çeşitlerini kullanmak, ökse otu tohum oluşturmadan önce bağlı olduğu dalları budamak, eğer gövde veya ana dal üzerinde ise budama yapılamayacağından ökse otunu koparmak ve ökse otu için uygun herbisitler kullanmaktır. Önemli çiçekli parazit bitkilerden bir diğeri canavar otudur. Tam bar parazit bir çiçekli bitki olan canavar otu ülkemizde orobanş, cehennem otu, yumruk otu, çakır otu, sarı çiçek, sümbül otu, boğarsak otu, yumurcak gibi 80 farklı isimle alınır. Bu bitki daha çok papatyagiller, baklagiller, maydanoz giller ve giller familyalarına ait bitkilere zarar verirler. Canavar otu tohumları çok küçük ve hafiftir. Bu nedenle diğer bitki tohumlarına karışarak tarım alet ve makineleri su, rüzgar, hayvanlar ve hayvan dışkıları yoluyla kolayca yayılırlar. 15-20 yıl süreyle de toprakta canlı kalabilirler. Canavar otu kültür bitkilerine verim kaybına neden olarak zarar verir. Ayrıca kültür bitkisi tohumlarının ağırlığını, yağ ve protein oranını düşürür ve bitki gelişimini azaltır. Canavar otuyla mücadele etmek için öncelikle sertifikalı tohum kullanılmalıdır. Fide üretimi yapılacak topraklarda hiçbir şekilde bulunmamasına dikkat edilmelidir. Bitkilere verilecek olan hayvan gübrelerinin iyi yanlış olmasına dikkat edilmelidir. Yoğun olmayan canavar otları elle yolunabilir. Mercimek ve bakla gibi bitkiler için geç ekim yöntemi kullanılabilir. Bunlar dışında tuzak bitki kullanımı, derin sürüm, ekim nöbeti, solarizasyon, dayanıklı çeşit yetiştirme, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri de kullanılabilir. Ükse otu ve canavar otu dışındaki üçüncü parazit bitki türü de küsküttür. Bazı yörelerde cin saçı, şeytan saçı, sülük verem otu ve kızıl ot isimleriyle de bilinen tam bir parazit bir bitkidir. Küsküt kürleri baklagil yem bitkilerinde soğan, havuç, krizantem, yıldız çiçeği gibi sebze ve süs bitkilerinde ve asma gibi bazı odunsu bitkilerde de dahil olmak üzere 170 kadar bitki türünde ciddi zararlara sebep olur. Yurdumuzda zarar daha çok yonca ve asmalarda görülür. Küsküt tohumları kültür bitkilerin tohumlarına karışarak ve su veya hayvan gübreleri yoluyla yayılır. Küskütün zararı, bitki gelişimini orta veya şiddetli derecede engellemesi şeklindedir. Bazen de bitki küskütten dolayı ölebilir. En büyük zararı konukçu fide dönemindeyken verir. Küsküt ile yoğun bulaşık yem bitkilerini tüketen hayvanlarda da ağır hasarlar ortaya çıkar küsküt ile mücadele için sertifikalı tohum kullanılmalı, yoğun bulaşmalarda küsküt konukçusu ile birlikte yok edilmeli, küsküt bulunmayan alanlara ekim dikim yapılmalı, temiz tarım aletleri kullanılmalı, küskütle bulaşık yoncalıklarda hayvanlar otlatılmamalı, küskütlü bitki yiyen hayvanların gübreleri kullanılmamalı ve küsküt henüz bitkiye bulaşmadıysa bitkiye bağlanan yerin 0,5 cm altından budanmalıdır. Küskütü elle yolma uygun bir yöntem değildir. Eğer küskütler ocak halinde ise bu ocaklar alev makinesiyle ile yakılmalıdır. Son olarak bir de parazit yeşil alplerden bahsedelim. Yeşil alpler koloni oluşturan tek veya çok hücreli organizmalar olup hepsi klorofil içerir. Sucul ekosistemin ana fotosentetik materyal üreticisidirler. Alpler en çok yağmurlu sezonların sonunda enfeksiyona neden olurlar. Çünkü rüzgar ve sıçrayan yağmur damlaları ile yayılırlar. Normalde bitkilerde ciddi ekonomik kayıplar yaratmazlar. Genellikle küçük, çok önemli olmayan yaprak lekeleri oluştururlar. Ancak guava gibi daha hassas konukçularda doku nekrozları, aşırı yaprak dökümü, meyve kalitesinde ve veriminde azalma şeklinde ciddi zararlar oluşturabilirler. Çayır ve golf sahası çimleri üzerinde geliştirdikleri zaman ise Çimler güçlerini kaybeder ve seyrelirler. Daha çok tropik ve subtropik alanlardaki çay, kahve, kakao, karabiber, vanilya, avokado, hindistan cevizi, mango gibi bitki türlerini etkilerler parazit yeşil alplerle mücadele için bitkiler arasında hava dolaşımını ve ışık geçişini sağlayacak ölçüde boşluk bırakılması, drenaj, aşırı sulamadan kaçınmak, sıkı toprağın gevşetilmesi, hastalıklı bitki kısımlarının budanması veya biçilmesi, eğer gerekiyorsa alpleri yok etmek için ruhsatlı fungistlerin kullanım yöntemleri uygulanabilir. Evet arkadaşlar, fitopatoloji dersimizin 9. bölümü olan bitkilerde hastalığa neden olan parazitik bitkiler ve yeşil alpler burada sona erdi. Bu programda çiçekli parazit bitkilerden ökse otu, canavar otu ve küskütü, bunun yanında parazit yeşil alpleri ele aldık ve bunlarla mücadele yöntemlerinden bahsettik. Diğer programlarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.